Merhaba sevgili seyirciler, dinleyenler, Türkçe konuşan veya Türkçe anlayan kardeşlerimiz. Bugün Türkmenistan'daki gerçeklerle ilgili, son gelişmelerle ilgili Türkçe bilgi vermek istedik. Çünkü bizi takip edenlerden çok fazla talep geldi. Türkmence anlamayan, Rusça anlamayan, zaten birçoğu Rusça bilmiyor, istemiyor da. Dediler ki, Türkçe'de bir açıklama yapsanız son durumla ilgili neler oluyor, ne gibi oyunlar dönüyor Türkmenistan'ın geleceğiyle ilgili diye. Evet, malum dünya yeni bir evreye giriyor. Her şey çok hızlı değişiyor. Niye? Bilgi çağındayız, teknoloji çağındayız. Daha bizim bilmediğimiz çok şeyler var. Evet, bildiğimiz kadarıyla veya iddia edilen komplo teorilerine göre şöyle senaryolar dönüyor Türkmenistan'la ilgili yurt içinde ve yurt dışında. Malumunuz yurt dışında yaşayan, ailesi yurt dışına gurbete çıkmış, Türkmenistanlı gurbetçilerin çocukları yetişti. Bunların ufku açıldı. Bunlar doğduğunda özgür ortamda doğdu. Veya yurt dışına çıkan Türkmenistanlı gençler daha taze. Beyinleri, zihinleri o kadar zehirlenmemiş, körermemiş, çürümemişken yurt dışına çıktı, kendini kurtardı ve dünyaya baktı. Gerçekleri gördü ve düşünmeye başladı. Bu kadar insan iyi yaşıyor da neden bizim insanlarımız iyi yaşamıyor? Çok az sayılı ülkelerde dünyada kölelik var. Ama çoğu özgür güzel yaşıyor. Neden diye sorgulamaya başladı. İşte kıvılcım burada ateşe dönmeye başladı. Sonuçta Türkmenler uyandı. Protestolar başladı. Diktatörleri çok korkuttu. Diktatörün yandaşlarını, halkı sömüren, halkı talan eden, yasaları hiçe sayan, çiğneyen, anayasa değişikliği yapılacakmış. Sen anayasayı hiçbir şekilde uygulamıyorsun ki, değiştirsen ne olur, değiştirmesen ne olur. Ama burada şöyle bir hile var. Bunlar diktatörlüğün, köleliğin 3. evresini resmi duruma getiriyorlar. Yani kağıt üzerine geçiriyorlar. Türkmenistan'da 25 Eylül'de yapılacak anayasa değişikliği bu. Yani baktılar, yurt dışında uyanış var. Türkmenler, herkes sesini yükseltmeye başladı. Özgürlük, demokrasi, iyi yaşam, iyi gelecek için. Dedi ki bunlar bizim hakkımız. Biz hakkımızı istiyoruz. Bize hakkımızı verin. Biz bir şekilde bunu başaracağız dediler. İş birliği, güç birliği başladı. Ama rejimin oyuncağı, rejimin hizmetçisi olan bazı kimseler nifak tohumlarını ekmeye başladılar. Boş iftiralar, töhmetler, uydurma gıybetler, laflar, boş boş konuşmalar, tartışmalarla uyanmaya başlayan gençlerin, Türkmen halkının, yurt dışındaki ve yurt içindeki Türkmenlerin dikkatini dağıtmaya, onların gücünü bölmeye, derler ya hani parçala yönet. Aynı taktik. 100 yıllardır, 1000 yıllardır devam ediyor. Ama bu artık işlemeyecek. Türkmenler artık parçalanmayacak. Tam tersine, Türkmenlerin birliğine, beraberliğine yapılan her saldırı Türkmenleri daha çok birleştirecek, birbirine daha çok kenetleyecek. Bu durumda şöyle komplo teorileri var. Diktatörlük sonunun geldiğini anladı. Ama bu süreci yavaş işletmek istiyor. Mümkünse bir müddet zaman kazanmak istiyor. Yandaşlarıyla birlikte. Bu durumda ne yapılıyor? Yurt dışında aktifleşen Türkmenlerin arasına kendi casuslarını, kendi muhbirlerini soktular. İlk görev Türkmenleri bölmek, parçalamak, birbiriyle kavga ettirmek, bu şekilde zaman kazanmak. Bunu başaramazsalar ne yapacaklar? Yurt dışında göstermelik, muhalif gibi grupları yaratarak bu grupları güya Türkmenistan'da yeni bir demokratik sürece geçiliyor gibi senaryoyla Türkmenistan'a alacaklar. Çağıracaklar. Güya işte mecliste yer verdik şöyle böyle falan. Yani günümüz Belarus'ta var olan ama halkın karşı çıkıp yok etmek istediği Türkmenistan'a göre biraz yumuşak diktatörlük sistemine geçmek istiyorlar. Yani evet millet biraz eskiye göre biraz konuşsun. Biraz böyle muhalefet varmış gibi gösterelim. Azıcık bir özgürlük vermiş gibi olalım. Dünyanın gözünü boyayalım. Milleti biraz böyle kandıralım, edelim. Ama gerçek aktivistleri de kara listeye alalım ve gerekirse bunları tutuklayıp etkisiz hale getirelim. Ama ilk başta bunlara kemik sunalım. Bunlara yalverelim. Bunları satın alalım. İş verelim. Bir sürü vade verelim. Bir müddet oyalayalım bunları. Niye? Çünkü zaman kazanmak lazım. Ama tarihi süreç başladı. Tek tek domino taşları yıkılıyor. Belarus'tan sonra, belki de Belarus'tan daha önce Türkmenistan'da sıra gelecek. Türkmenistan'da öyle bir olaylar olacak ki bunların tüm uğraşıları milleti kandırma, uyandırmama, nifak sokma, oyalama, tüm tiyatrolar boşuna gidecek. Evet, onun için arkadaşlar dikkat edin. Yurt dışında akla mantığa sığmayan, davranışlarda bulunan, kendini muhalif olarak göstermeye çalışan kimseler varsa ve bu sizin uyanışınıza, hareket etmenize engel olmak istiyorsa, sizi bekletmek istiyorsa, bir müddet susturmak istiyorsa, biraz bekleyin şöyle böyle, emin olun bunlar rejimin oyununun bir parçası. Rejimin kuklaları bunlar. Diktatörlüğün kuklaları. Ama artık ok yaydan çıktı. Başarılı olamayacaklar. Evet. Ömrüzak Omar Kuliyev, Türkiye'deki Türkmenistanlı öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma derneğini kuran başkan. Türkmenistan'a çağırdılar. Büyükelçilik, Türkmenistan'ın Türkiye'deki büyükelçiliği, daha doğrusu Başkonsolos Murat Akman Medov, KGB, Milli İstihbarat görevlisi, yanında Kıvanç, kandırarak memlekete götürdüler. Azat diye bir adam vardı yanında da. Gerçek ismi veya değil. Kandı gitti. Ben şunu demek istiyorum. Ömrüzak örneğiyle birlikte gençler çok basit tuzaklara düşmeyin. Hilelere kanmayın lütfen. Aklınızı, mantığınızı kullanın. Ömrüzak olayı hepinize ders olsun. Değil. Ömrüzak'a dediler ki sen parlamentoda konuşma yapacaksın. Ömrüzak'a demiş olsalar, ben kendisine söyledim. Meclis başkanı yapacağız dahi deseler gitme dedim kendisine. Ama genç. Dedi ki nasıl olur? Herkes benim arkamda durur. Olur mu böyle bir şey? Dünyada yer yerinden oynar dedi gitti. Ama ne oldu? Yer yerinden oynamadı. Çünkü pasif kaldık. Ne yazık ki pasif kaldık. Ömrüzak ile ilgili yeterince protesto yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Ne yazık ki. Harcandı. Ve Ömrüzak gibi bir sürü parlak gençimiz, kızlarımız var. İyi yetişmiş. Bunlar da harcanmak istiyor. Sizi harcamak istiyorlar. Kandırarak, tuzaklar kurarak. Lütfen dikkat edin. Onun için tek çare ne biliyor musunuz? 25 Eylül'e kadar herkes elinden geldiği kadar Türkmenistan'da oynanan oyunları, gerçekleri, diktatörlüğün 3. evresine geçilmek istediğini, aynı diktatörlüğün devam ettirilmesi için çabaladıklarını tüm dünyaya yaymak. Ne dedi? Ragıp Kamil İlbey, Erken Ses kanalının kurucusu, gazeteci, Kerkili Türkmen kardeşimiz. Ne dedi? Twitter'de gündem olun dedi. Gelin Twitter'de gündem olalım. Gündem olamazsak gündemdeki ilk 5'e, ilk 100'e, ilk 50'ye, ilk 10'a girdirelim Türkmenistan gerçeklerini. Bu konuda Türkçe konuşan tüm kardeşlerimizin de desteklerine ihtiyacımız var. Onların tecrübelerine ihtiyacımız var. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Yörük Türkmen kardeşlerim, Irak Türkmenleri, Türkmen Sahra Türkmenleri, Afganistan Türkmenleri, Rusya Türkmenleri, Avrupa'daki Türkmenler, Türkmenistan vatandaşları, milleti kim olursa olsun hiç önemli değil. Biz kader birliği yapıyoruz. Bizim geçmişimiz gibi geleceğimizde bir. Lütfen bizim diktatörlüğe karşı mücadelemize destek verin. Türkmenistan gerçeklerini bizim hakikat, adalet uğruna verdiğimiz mücadeleyi gündeme taşıyın. Gündemde sıcak tutun. Bize yardımcı olun. Bize destek verin. Türkmenistan'da 3. evreye geçmek isteyen diktatörlük planlarını, senaryolarını boşa çıkaralım. Bir olalım, beraber olalım. Hiçbir kimsenin provokasyonuna lütfen gelmeyin. Onların seviyesi çok düşük. Ciddiye taala almayın. Lütfen bugün birlik günü. Gece gündüz 24 saat 25 Eylül'de oynanmak isteyen senaryoyu boşa çıkarmak için mücadele edelim. Hep beraber. Bizim muhtaç olduğumuz kudret bizim birliğimizde, ağzı birliğimizde var. Gelin bu kudrete, bu güce başvuralım ve bu gücü kullanalım. Yok olsun diktatörlük. Yaşasın azat erkin Türkmenler. Yaşasın azat erkin Türkmenistan.